Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, veri modeli ile ilgili kullanabileceğimiz tekniklere bütçeler üzerinde devam edelim. Bütçeler bütün şirketlerde olan yapılar. Satış bütçesi, finans bütçesi, üretim bütçesi, satın alma bütçesi, neyin bütçesini yaparsanız yapın. Veri modeli anlamında hepsi dönüp dolaşıp birkaç farklı tasarıma dönüyor. Bütçelerin yapılarından biraz bahsetmek gerekirse eğer aylık bütçe yapıyorsanız ocak aralık kısmı hepsinde sabit. İstisnasız var. Soldaki cümleler bu örnekte bölge kategori sizin bütçenizin üzerinde yükseldiği cümlenin kombinasyonları. Diyor ki ben bu kategori ürünü A kategori ürünü bu satış bölgesinde Marmara bölgesinde ocaktan aralığa kadar bu rakamlarla satacağım. Eğer bütçelerde birden fazla versiyon varsa takip etmek istediğiniz sene başında genelde veya sene sonunda genelde bir önümüzdeki sene için bütçe yaparız. Bazı şirketler onu hiç değiştirmez master bütçeler adına. Ama senenin gidişatına göre ileri veya geriye doğru revize edilir o bütçe. Eğer böyle bir versiyonlama varsa, versiyonlama ihtiyacı varsa size bu tür formata lazım olacak. Bir tane daha sütun olur. Oraya da versiyon dersiniz. Master bütçenin bir kopyasını alırsınız. Master, master olan bu şekilde kalır. Diğeri revize bütçe diye devam eder. Aynı bütçenin bir kopyasıdır. Genellikle sadece versiyonu farklıdır. Şimdi bütçelerle ilgili sıklıkla karşılaştığımız bir başka durum birden fazla bütçe hedefinin olması ile ilgili. Bu örnekte iki tane farklı hedefimiz var. Bir miktar hedefliyoruz, bir de ciro hedefliyoruz. Ben Marmara bölgesinde A kategorisini bu miktarlı satacağım Ocak ayında. Aynı bölge kategori kombinasyonunu Ocak ayında bu ciro ile satmak istiyorum diye iki farklı hedefimiz olabilir. Bu hedefler bazen fiyatla ilgili olabilir, bazen kar marjıyla ilgili olabilir ama birden fazla genellikle bütçelerde hedeflediğimiz rakamlar olur. Şimdi bu formatı Power BI'de veri modeli olarak, Power Query'den de yardım alarak farklı şekillerde nasıl modelleyebiliriz? Bir ona bakalım. Şimdi biraz önce gösterdiğim dosyaya Power Query tarafında bağlandım. Bu ciro sayfası, bu da miktar sayfası alttaki. Excel'e ilk bağlantı yaptığımızda okuduğu, otomatik olarak oluşturduğu stepler bunlar. Bölge, kategori, ocak, aralık. Daha önceki fact tablosunun olması gereken formatlarından örnekler yaptık buradaki Ocak Aralık bilgisi 12 farklı sütunda değil tek bir sütun altında 12 satırda olması gereken bir bilgi tipi demiştik. Bunu Ampivot yaptık. Sütun isimlerini rename edip daha önce yaptığımız başka bir örnek referans entity, referans tarih verme olayıydı. Bir referans tarih atadık ve tabloyu olması gereken formata soktuk. Artık burada ay bilgisine ihtiyacımız yok. Aynı şeyi miktar sayfası için de yaptık. Ayları ampivot ettik, isimlerini değiştirdik, referans bir tarih atadık, isimlendirmeyi nihayetlendirdik. Burada da artık ay sütununa ihtiyacımız yok. Şimdi bu fake tablosunun yapısına göre bizim modelimizde ya bölge ve kategori diye master tablolar olacak. Gidip onunla bire çok eşleştireceğiz. Eğer bölge diyelim müşterilerin bir etribütüysa, kategori ürünlerin bir etribütüysa, ve ürünler ve müşteriler tablosu haricinde bölge ve kategori için master tablo yoksa daha önce öğrendiğimiz menu to many ilişki dersindeki tekniği veya köprü tablosu tekniğini kullanarak bu modeli kurabiliriz. Ama biraz basitleştirmek açısından ben bu bölge ve kategori için birer master tablo oluşturuyorum. Bölge için oluşturdum. Aynısını kategori için de yapalım. Bu tablonun bir kopyasını alacağım. Bu step'leri siliyorum. Bu hareketi yapmıştık daha önce hatırlayalım sadece. Bize kategori sütunu lazım, diğerlerini uçuruyoruz. Buradaki kategori sütunundaki değerleri de tekilleştirdik. Bu da bizim kategori sütunumuz oldu. Ciro sayfasına geri geliyorum. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Buradaki değerleri de filtreleyelim sadeleştirmek için. Sadece aynı kategoriyi seçelim. Şimdi Marmara A diyor. Burası ciro sorgusu. Aynı kombinasyon burada da var. Marmara A 12 satır. Her ikisinin de yapısı aynı, tek farklılık birinde miktar var, birinde ciro var. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Ciro sayfasıyla miktar sayfasını aynı kombinasyonlar üzerinden birleştirip buraya diyelim miktarı da getirmek istiyoruz. Burada da bir miktar sütunumuz olsun. Aynı kombinasyonu bu tablodaki aynı kombinasyonu öteki tabloda bulacağım. O tablodan miktarı getireceğim. Bunun için kullanacağımız özellik gene merge. Daha önce Snowflake tarşama kavramını tartışırken snowflake'ten star'a çevirdiğimizde kullandığımız ilk kez kullandığımız yöntemdi. Gene aynı yöntemi kullanacağım ama biraz ilerleterek. Bölge, kategori, ay, bölge, kategori, ay veya referans tarih. Her iki tabloda aynı kombinasyonları bulup miktarı getireceğim. Daha önce Merge Queries demiştik. Bu sefer Merge Queries as new diyelim. Ciro ve miktar sayfalarını kullanarak farklı bir yeni bir tablo yaratmak istiyorum. Mantık aynı. Sadece yeni bir sorgu oluşturacak. Üstteki tablom Ciro. Alttaki tablom miktar. Diyorum ki bölge kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Kategori referans tarih. Bu sütunları bu sıralamada seçtiğimde ilk sırada seçtiğim bölgeye 1 dedi, ikinci sırada seçtiğim kategoriye 2 dedi, tarihe 3 dedi. Sıralama numarasını gösteriyor yaptığım tık sırasına göre. Yapmam gereken tek şey aynı sıralamayı hiç değiştirmeden alttaki tablodan da yapmak. Bölge kontrol basılı kategori referans tarih Sütunlar en başta diye oradan başlamak zorunda değilsiniz. Herhangi bir sütundan başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez ama üstteki tabloda yaptığınız sıralamayla alttaki tabloda yaptığınız sıralama birebir aynı olması gerekiyor. Her iki taraftan da eşleşen kayıtları buldum dedi. Birebir eşleşme var. Okey diyorum. Şimdi ilk gösterdiği sütunlar ciro tablosu yukarıdaydı. Ciro tablosundan gelen sütunlar. Merge ettim miktar tablosuyla buradaki kombinasyonun, ciro kombinasyonunun miktar tablosunda miktar versiyonu var. İstiyorum ki bana buradan miktar bilgisini getir. Buradan miktar. Bunun da ismini değiştirelim. Şimdi iki farklı sorgudan aynı kombinasyonları her iki tarafta da merge ile bulup, join ile bulup, SQL'den geliyorsanız, tek bir tablo elde ettim. Bu koyduğum filtreyi kaldıracağım. Marmara A'yı filtrelemiştik her ikisinde de. Şimdi bu tabloları ciro miktarı kullandık. Veri modeli tarafına aktarmıyor olmamız lazım. Sağ tık enable load'unu kaldırıyorum. Miktar sağ tık enable load'unu kaldırıyorum. Bunlar staging veriler. O yüzden bunlar için yeni bir grup oluşturacağım. staging sorgular diyelim. Bunu da bunların altına koyacağım. Bu bizim artık bütçe tablomuz. Tabloları olması gereken formata soktuk. Close apply deyip Power BI Desktop tarafını alıyorum. Modelimizi hemen kuralım. Bütçe tablosu burada dursun. Şimdi yerleşimle ilgili çok fazla tablo olması durumunda ben kendi tercihimi söylemiştim. Ortaya koyuyorum fake tablosunu, master tabloları etrafına diziyorum. Alternatif olarak şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Fake tabloları aşağıda, bütün boyut tabloları, dimension tabloları yukarıda. Burada bölgeyi burayla eşleştiriyorum. Kategoriyi burayla eşleştiriyorum. Referans tarihi de burayla eşleştiriyorum. Bir avantajı ne olabilir şekil olarak? Ok yönleri hep aşağıyı gösterdiği için filtrelerin akışına logik olarak daha yakın bir tasarım diye düşünebilirsiniz. Tercih sizin. Veri modelini de kurduğumuza göre basit metriklerimizi oluşturabiliriz. Bir Enter Data deyip metrikler diye bir tablomuzu oluşturalım. Metrikler sağ tık, New Measure, bütçe sam neyin samı bütçe miktarın. Bir tane daha metrik. Bu da ciro için olsun. Bunu da büyütelim. Bütçe ciro neyin samı cironun samı. Yazdığımız metriklerdeki formüller çok basit. Basit bir sam, basit bir veri modeli. Şunları da bir matrise çevirelim. Opsiyonlardan bir tanesi bu modelleme şekli olabilir. Genellikle benim tercih ettiğim yöntem bu bu derken her bir hedef tipi için bütçe tablosunda birden fazla sütunu hedef bilgisi olarak kullanıyor olmak. Bir başka yöntem daha var. Onu da yapalım. Farklı bir veri modelleme tekniği de kullanabiliriz aynı tablolar için. Ciro ve miktar sorgularının birer tane kopyasını alacağım. Bu mevcut örneğin yapısını bozmamak adına. Ciro sağ tık kopya al, miktar sağ tık kopya al. Bu sefer append yöntemini göstereceğim. Karıştırmamak adına bunların sonuna append kelimesini ekleyelim. Append ekle demek zaten. Rename. Şimdi bu yöntemle şöyle bir mantık yürüteceğiz aslında. Basit bir lojik yürüteceğiz. Şimdi bu her ikisi de bütçeyle ilgili bir tablo formatı. Ve her ikisinin de yapısı aynı. Sadece birinde ciro var, diğerinde miktar var. Hem ciro hem miktar bilgisi aslında bir bütçeleme tipi. Bütçe hedefi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ciro Append sayfasındayım. Buranın adını değiştiriyorum. Hedef diye değiştirelim. Aynısını miktar içinde yapacağım. Buraya da hedef diyeceğim. Ve bu iki tabloyu alt alta birleştireceğim. İki tablodaki sütun sayısı aynı, sütun isimleri aynı. birebir alt alta ekleyecektir. Ama eklemeden önce hangi satırın hangi tablodan geldiğini anlayabilmek için bu tablolara expand etmeden önce bir identifier sütun, bir ayraç, belirleyici sütun ekleyeceğim. Diyeceğim ki add column. Bu sefer custom column seçelim. Hedef tipi diyelim. Hangi sayfadayız? Miktar sayfasındayız. Buraya miktar diyorum. Tipi text Aynı şeyi burada da yapacağım. Add column, custom column. Aynı sütun ismini veriyorum. Hedef tipi. Burası Ciro. Sütun tipi text. Şimdi her iki tablonun formatı aynı. Birebir aynı. Aynı sayıda sütun var. Sütun isimleri aynı. Dolayısıyla bu iki tabloyu alt alta append ettiğimde SQL karşılığı union ettiğimde sütün isimleri ortak olacak şekilde yeni bir tablo oluşturacak. Nereden yapıyoruz bu append'i? Home tabundayım. Append queries as new diyeceğim. Hangi tabloyla hangi tabloyu birleştireceğim? Bu ikisini birleştirmek istiyorum. Birden fazla hedefim olsaydı, bir üçüncü hedefim daha olsaydı o zaman burayı seçip tekrar üçüncü tabloyu ekleyebilirdik. Okey, yeni bir tablo. Bu tablodaki satır sayısı diğer tablonun, diğer iki tablonun satır sayısının toplamı. Bildiğiniz alt alta tabloları ekledi. Bölge kategori hedef referans. Hedef hangi tablodan geliyorsa onun da hedefleme tipi ayrı bir sütunda görebileceğimiz şekilde var. Peki bunun da adını rename yapalım bu bütçe append olsun. Diğerleriyle karıştırmayalım. Close apply. Power BI Desktop tarafına geri geliyorum. Bu da bizim bütçe append tablomuz. Kategori kategori ile eşleşecek. Bölge bölge ile eşleşecek. Tarih tarihle eşleşecek. Rapor kısmına geri gelelim. Bu soldaki yaptığımız ilk matristi. Merge ile yaptığımız örneğin matrisi. Şimdi append tarafındaki bütçe append tablosundaki ben hedefi önce toplamına alan bir metrik yazalım. Diğerlerine yaptığımız gibi. Me mean major diyelim. Buna da bütçe append olsun bunun adı da. eşittir sum bütçe pen tablosundaki hedefin toplamı. Şimdi hedef sütunu altında tabloya tekrar bakalım. Şimdi hedef sütunun altında hem cirolar var hem miktarlar var. İkisini birden toplayamayız. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Hedefin toplamını alan basit bir metrik yazdık mı? Yazdık. Şunun kopyasını alacağım formatıyla uğraşmamak için. Buradaki values kısmına bütçe epandı düşürüyorum. Ne düşürmüşüz öteki tarafta? Kategori. Kategoriyi burada da düşürelim. Şimdi benzer bir matrisi elde etmek için yapabileceğimiz şeylerden biri buradaki hedef tipini alıp bütçe pan tablosundaki sütuna dökmek. Burayla bura burayla da burası birebir aynı. Mantık aynı, mantık benzer. Sadece lojik biraz farklı. Birinde hem ciro hem miktar ayrı sütunlarda. Her ikisi içinde basit bir metreyi yazdık, samını aldık, bitti. Ötekinde ciro miktar bir hedef tipinin altında her ikisi de. Ama hangi satır miktardan geliyor, hangi satır cirodan geliyor? Bir sütunla ayrıştırılmış vaziyette. Hangi avantajlı derseniz her ikisi de doğru veri modelleme yaklaşımları. Her ikisinde herhangi bir dezavantajı yok oluşturacağınız görsellerin ne olacağına göre append'i e, seçebilirsiniz, tercih edebilirsiniz veya merge'i tercih edebilirsiniz. Ama çok benzer bir matrisi her iki yöntemle de elde edebildik. Şimdi bu yöntemde ekstra başka metrikler yazmamızı gerektirecek görseller olacaktır büyük ihtimalle. Eğer sadece buradaki hedef tipi sütunu üzerinden ben raporlarımı oluşturabiliyorsam ne hala ama karşılaştırma metrikleri eklemek istediğimizde işte bütçe TL'yi gerçekleşen TL'den çıkar vesaire gibi hem ciro için hem de miktar için ayrı ayrı metriklerini yazmak gerekebilir eğer append yöntemini tercih edersek. Şimdi bunun için Calculate'den yardım alacağız. Bu da DAX'ta göreceğimiz konulardan biri ama ve bu durumda veri modelini daha çok ilgilendirdiği için bu bölümde anlatmayı tercih edeceğim. Bütçe append bizim hem ciromuzu hem miktarımızı toplayan bir sam şu an metrik. Hedef tipi üzerinden bir slicer'da veya matrisin satırında, sütununda ayrıştırabiliyoruz. Eğer ayrı eten metriklerini ya yazmak gerekirse, aynen bütçe ciro, bütçe miktar gibi ama append yöntemi için sağ tık, new measure, bütçe append, ciro diyeceğim. Diyeceğim ki calculate, calculate bir modifier en basit tanımıyla çağıracağımız bir ifadeyi veya daha önce yazdığımız bir metrin farklı bir modifikasyonunu almak için, değiştirmek için, varyansını almak için. Hangi metri yazıyorum ben? Bütçe append ciro. Daha önce yazdığımız bütçe ciroyu çağır. Ama hedef tipi sütunu ciro olacak. Tekrar sağ tık. Bu sefer miktar için hesaplama yapacağım. Calculate bütçe append hedef tipi eşittir miktar olacak. Bütçe ciro değil. Buradaki de bütçe append olacak. Bu da gayet kolaylıkla kullanabileceğimiz bir yöntem. Append yönteminde ekstradan buna benzer basit calculate yazabileceğimiz modifikasyonlar gerekebilir. Ama kullanım olarak her ikisi de gayet kolay yöntemler. Şu matrisin bir kopyasını daha alayım. Alttakinin üsttekinde hedef tipi sütununu kullanmıştım. Burada hedef tipi sütununu değil, biraz önce yazdığımız metrikleri kullanalım. Şunu da kaldıralım. Hepsi aynı kapıya çıkıyor matematik olarak ama yöntemleri farklı. Burada bütün hedefler ayrı sütunlarda, daha basit metrikler sütun ne olduğunu görüyorsunuz. Burada her ikisi aynı sütun altında, farklı bir identifier sütunuyla birlikte hedef tipinin ne olduğunu gösteren sütunla birlikte ama birebir aynı görselleri her iki tarafta da elde edebilmek mümkün. Hangisini kullanacağınız size kalmış.